Boykotların bir devletin kurulmasını sağlayacağını hiç düşündünüz mü? Boston Çay Partisi işte tam da bu olay. Büyük Britanya'dan Kuzey Amerika'ya göç eden yerleşimciler, İngiltere hükümetinin ciddi bir ekonomik baskısıyla karşı karşıyaydı. İngiliz kanunlarına göre mecliste temsil edilmeyenler direkt olarak vergilendirilemezdi ve krallık bu yüzden Kuzey Amerika'daki kolonilerden istediği vergi gelirini elde edemiyordu. Bunun üzerine çay yasası çıkarıldı ve Çin'den Amerika'ya getirilen çaya yüksek vergiler kondu. Buna karşı çıkan, siyasi ve ekonomik haklarının gasp edildiğini söyleyen yerleşimciler, 10 Mayıs 1773'te Kızılderili Kılığına girdi, Boston Limanı'na yanaşan gemileri bastı ve çayları denize döktü. Boston Çay Partisi olayların sadece başlangıcıydı. İngiliz mallarına ve sömürgecilere karşı boykotlar artarak devam etti. Ama İngiliz hükümetinin baskısı da arttı. Denize dökülen çayların parası istendi, Boston Limanı kapatıldı ve daha ağır vergiler gündeme geldi. İngiliz yerleşimciler bunun üzerine daha da örgütlendi. Bir ordu kuruldu ve İngiltere'ye karşı bir isyan niteliği taşıyan Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı. Ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi 4 Temmuz 1776'da yayınlandı. Sizinle bu içerikte boykotun ne olduğunu ve başarısının nelere bağlı olduğunu ele alarak son günlerde tekrar gündeme gelen İsrail'e boykot meselesini konuşmak istiyorum. Boykot nedir? Tanımı ve uygulamaları düşündüğümüz kadar kolay mı? Kısaca, sistematik olarak bir grup kişinin baskı oluşturmak için topluluk, şirket, devlet gibi üçüncü bir tarafla ticari, siyasi, kültürel, sportif, diplomatik ya da akademik ilişki kurmayı reddettiği kasti eylemler olarak tanımlayabiliriz. Boykotların başarılı olup olmaması tamamen önceden belirlenen amaca bağlı. Seçimlerin fiilen bir şey değiştirmediği bir rejimde sandık başına gitmemek sembolik bir anlam taşır. Öte yandan bazı büyük şirketlerin istenmeyen politikaları hakkında geri adım atmaları sağlanabilir. Hatta devletlerin de. Temel amaç karşı tarafı sosyal ve ekonomik olarak yalnızlaştırmak. Buna toplumdan uzaklaştırmak, kara listeye almak, ambargolar ve ablukalar dahil. Tarihi olarak baktığımızda boykotun kısıtlı kaynaklara sahip toplulukların iktisadi bir silahı olduğunu görürüz. Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Mahatma Gandhi de boykota başvurdu. Halka İngilizler için çalışmamalarını ve İngiliz mallarını satın almamalarını söyledi. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde boykot bu sefer ırksal ayrımın olduğu bir devlet olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı uygulandı. Örneğin Afrika ülkesi takımların çok ırklı olmasını reddedince olimpiyatlardan men edildi. Durum olimpiyatlarla sınırlı kalmadı aslında. Daha birçok sportif faaliyete katılamadı ırkçı devlet. Amerika Birleşik Devletleri Güney Afrika'dan çok mal ithal etmese de ve sportif olarak çok fazla karşılaşmasa da Amerikan kamuoyunun örgütlenişi, siyasilerin ve büyük şirketlerin de apartheid boykotlarına ve yaptırımlarına katılmasını sağladı. Bütün bu siyasi ve ekonomik yalnızlaştırma politikaları Güney Afrika'nın müzakerelere geri dönmesini sağladı. Hapisten çıkan Nelson Mandela'nın 1994'te devlet başkanı olmasıyla resmen demokratik hükümet kuruldu ve ırksal ayrım sona ermiş oldu. Boykot etmek elbette kolay bir şey değil. Protesto edilen mal ve hizmetlerin bir alternatifinin elinizin altında bulunması daima önemlidir. Çünkü bu kararınıza sadık kalmanıza yardımcı olur. Şunu içmesen ölür müsün, şunu kullanmasan ne olacak, aynısından yerli de var gibi ifadeler bize daha etik geliyor olabilir. Ancak bir boykotun sürdürülebilmesi ve hatta başlayabilmesi için bu kadar ödün vermek işleri kolaylaştırmayacak. İnsanların birçoğu boykota katılmanın değip değmeyeceğini kafasının içinde hesaplıyor. Karşı tarafın az bir insanın boykotuyla caydırıcı bir maddi zarara uğratılamayacağı kanısı da genelde bu ürünü kullanmaya bırakmama değmeyecek hissini ortaya çıkarıyor. Avrupa Sosyal Taramasına göre Avrupalı boykotçuların profili genç, eğitimli, refah seviyesi yüksek ve sol görüşlü olarak çıkarıldı. Buna göre boykotçuluk kadınlar arasında daha yaygın. Ayrıca İsviçre ve İskandinav ülkelerinde boykota katılma oranının Güney ve Doğu Avrupa'ya göre daha yaygın olduğu görüldü. Yani ulusal zenginlik, sertifikalı ürünlerin mevcudiyeti ve ticari faaliyetler boykot uygulamalarını kolaylaştırıyor. Yine de şu sözü unutmamak lazım. Her tüketici potansiyel bir boykotçudur. İyi planlanmış bir boykot oldukça başarılı sonuçlar doğurabilir. Başarı ise kaç kişinin katıldığıyla değil, medyanın konuyla ne kadar ilgilendiğiyle ölçülüyor. Çünkü boykotların müthiş gelir kaybı oluşturma amaçları yok. Devletlerin ve çok uluslu şirketlerin sermayelerini ve çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarını düşünecek olursak, müthiş bir maddi zarar oluşturmanın çok zor olduğunu zaten görürüz.
Ancak medyanın ilgisi ve konunun sürekli dolaşımda olması, hedef tahtasına oturtulan kurumda bir itibar kaybına neden olur. Yani protesto edilen bir şirketse hisselerinde düşme görülür, bu yüzden tavrını değiştirmek zorunda kalır. Söz konusu bir devletse de Güney Afrika'da olduğu gibi bir devrimin fitilini ateşleyebilir. Peki boykot nasıl yapılır? Amaca göre kullanılan metotlar da değişiyor. İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası tekrar gündeme gelen boykot çağrılarını düşünerek yapılabilecekleri konuşabiliriz. Dolaylı boykot yöntemiyle hedefteki hükümet için hayati öneme sahip şirketlerin ürünleri kara listeye alınır. Boykotçular son dönemde şirketlerin itibar ve imajına daha fazla yöneliyor. Ama günün sonunda aslında bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. Çünkü üreticinin halk üzerinde oluşan imajı tüketici davranışlarını da etkiliyor. Boykot edilecek taraf ve amaç belirlendikten sonra yapılması gereken en önemli şey boykota davet edilenlere ve karşı tarafa taleplerin ve tam olarak ne yapılacağının anlatılması. Bu da siyasetin bir parçası. Yani talepler spesifik olmalı ve karşı tarafı tavrını değiştirmeye teşvik etmeli. Ortada uzlaşılacak şartlar olmalı ki kazanım elde edilebilsin. Yani önemli ve realist taleplere ihtiyacımız var. Özellikle boykota katılmak isteyenlerin ne yapacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Günümüzün çok uluslu şirketler dünyasında ürünlerin kime ait olduğunu bilmek oldukça kafa karıştırıcı. Çünkü çok fazla. Bu noktada Baykot isimli uygulama tüketiciye büyük kolaylık sağlıyor. Uygulamaya ürünün kodunu okuttuğunuzda neden boykot edildiğini açıklarken aynı zamanda üretici firmadan da boykotun durdurulması için çeşitli taleplerde bulunuyor. O ürünün alternatiflerini de tüketiciyle paylaşıyor. Boykotların kadrajını aldığı mallarsa dayanıklı ürünler yerine hızlı tüketim malları ve tekstil ürünleri oluyor. Güney Afrika'da ırksal ayrımın sona ermesinden 27 yıl sonra İsrail'de bir boykotla hizaya getirilebilir mi sorusu gündemde. Buraya kadar boykotçuluğun teknik detaylarını konuştuk. Şimdi de örneklerine bakmakta fayda var. 2006'da Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanmasının ardından Müslüman ülkeler tarafından Danimarka ürünlerine boykot kararı alındı. Avrupa'nın en büyük süt ürünleri şirketi olarak bilinen Arla Foods her gün yaklaşık 1,36 milyar dolar kaybetti. Filistinlilerin haklarını savunan BDS isimli sivil toplum örgütü ise çalışmalarına hala devam ediyor. Hareketin 2013 ve 2014'te Avrupa ülkeleri üzerinden İsrail'e karşı başlattığı boykot kampanyasıyla İsrail ekonomisi 6 milyar dolar kaybetti. BDSmovement.net isimli internet sitesinden hareketin kampanyalarına nasıl dahil olabileceğinizi inceleyebiliyorsunuz. Kampanyalar genel olarak ekonomik, kültürel ve akademik boykot içeriyor. Peki İsrail'i boykot etmeli miyiz? Bence evet. Ticari ilişkiler ve ekonomik güç, devletler arası diplomasiyi de belirler duruma geldi. Boykotun caydırıcı yanının küçümsenmemesi gerektiği de çok açık. Ancak belirttiğim gibi neyi neden boykot ettiğimizi ve nasıl bir yol haritası oluşturacağımızı en baştan detaylı şekilde bilmemiz gerekiyor. Devam ediyor. Hareketin 2013 ve 2014'te Avrupa ülkeleri üzerinden İsrail'e karşı başlattığı boykot kampanyasıyla İsrail ekonomisi 6 milyar dolar kaybetti. BDSmovement.net isimli internet sitesinden hareketin kampanyalarına nasıl dahil olabileceğinizi inceleyebiliyorsunuz. Kampanyalar genel olarak ekonomik, kültürel